Bugün sizlerle birlikte Hello markasının yeni çıkartmış olduğu All-in-One PC'leri inceliyor olacağız. Dilerseniz yavaştan bir dış kutumuzdan kurtaralım cihazımızı. Bayağı sağlam bir pakette geliyor. Açıkçası çıkartmak biraz zorluyor. Güzel bir paketleme açıkçası. Hemen kolimizi dışarıya alalım. Yavaştan yakım çekime geçelim sizlerle birlikte. Ürünümüzü dış kutusundan çıkarttık. Sizleri uğraştırmamak adına poşetlerinden kurtardım parçalarımızı. Yavaştan ürünümüzün parçalarına bir bakalım dilerseniz. Baktığımızda bir adet alt tabla görüyoruz. Kutu içeriğinden çıkan aynen şu şekilde. Alt tabloya bağlantı yapabilmek için bilgisayarımızı bir adet de arka aparatı yer alıyor. Bu iki parça tamamen alüminyum CNC ile üretimi yapılmış. Bu sebepten dolayı gayet malzeme kalitesi mükemmel diyebilirim. Baktığımızda bir adet adaptörümüze güç bağlantısını sağlayabilmek için kablomuz çıkıyor. Hemen ardından 19 volt 5 amperlik güçlü bir adaptörümüz var elimizde. Ucuna baktığımız zaman 3 milimetreye 5,5 milimetre bir uç çıkışına sahip adaptörümüz. Beyaz bir renkte geliyor. Üzerinde bulunan bir adet LED ibaresi mevcut. Taktığınız zaman fişe otomatik olarak LED yanıyor. Dilerseniz yavaştan cihazımızın kurulumuna geçelim. Bilgisayarımızı hemen üst köpüğünden kurtarıyorum ve tam bu sırada bilgisayarımız bizi karşılıyor güzel bir şekilde. Poşetlenmiş. Hemen kaldıralım dilerseniz. Kaldırdıktan sonra poşeti yan taraflarından tutarak indirmeniz gerekiyor. Herhangi bir hasar vermemek için bilgisayara. Hemen ortadan ekrana değmeyecek şekilde tutuyoruz. Kaldırdığımızda bilgisayar karşımızda. Hemen şu şekilde montaj pozisyonuna getiriyorum. Yavaştan bilgisayarımızı yan tarafa alıyorum. Kutu içerisinden çıkan bir adet arka aparat ve bir de alt tablası mevcuttu. Şimdi bunları birbirine birleştireceğim ve sonrasında bilgisayarımızı hemen buradaki aparata yerleştireceğiz. Alt tarafında bulunan iki tane vida mevcut. 1 ve 2. Yıldız tornavida ile rahatlıkla sökebilirsiniz bunu. Alt tablayı montajını yaparken yanlış yapmamanız gerekiyor. Çünkü vida yerleri tam yerine oturmazsa bu sefer sorun çıkartabilir sizlere. Alta baktığınız zaman 4 adet silikon görüyorsunuz. Burası alta bakacak şekilde monte etmeniz gerekiyor. Yani aynen bu şekilde alıp arka aparatını üstüne yerleştiriyorum. Bulunan deliklerine. Oturtturduktan sonra vida ile sıkma işlemini gerçekleştireceğim. Tek bir kişi rahatlıkla yapabiliyor bu arada. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Tek gereken şey bize bir adet yıldız tornavida. Fazla sıkmanıza gerek yok. Zaten CNC ile üretildiğinden dolayı gayet sağlıklı bir şekilde vidalar yerine oturuyor. Aparatımız tamam. Şimdi geldik bilgisayarımızı yerine oturtturmaya. Burası birazcık detaylı bir işlem. Burada yanlış yapmamanız gerekiyor. Ufak bir dikkat gerektiriyor açıkçası. Hemen yakına alalım kameramızı dilerseniz. Yavaştan bilgisayarımızı kenardan alalım. Aldıktan hemen sonra arka tarafta bir bölümü bulunmakta. Buraya yerleştireceğiz. Öncelikle buradaki görmüş olduğunuz bağlantılara ilk önce geçireceğiz ekranımızı. Tam dibe kadar götürüyorum. Götürdüğümde zaten direkt yerine geçiyor yavaşça. Bunu yapmadan ilk önce bir yuvaya bakarsanız eğer ki ekranımızın daha rahat olacaktır sizin için işlem. Yerleştiriyorum yerine ve sonrasında rahatlıkla aşağıya bastırıyorum. Tak diye bir ses duyduktan sonra ekranımız başarıyla yerine oturmuş olacak. Şimdi cihazımızı farklı bir yere aldık. Burada kurulumunu gerçekleştireceğiz ama daha öncesinde ekranda bir jelatinimiz var. Ekranımızı korumak amacıyla. Endişelenmeyin, bu jelatin birazcık kalın olduğundan dolayı sanki hiç yokmuş edasında duruyor. Çift taraflı bant veya da normal bir bantla şuradaki jelatinini sökeceğiz yavaş bir şekilde. Bandımızı aldık. Ekranımızın tam köşesine yavaş bir şekilde dokunduruyorum. Ekrana zarar vermeden. Çektiğim zaman direkt jelatinim gelecektir. Yavaşça çekiyorum, biraz sabır isteyen bir aşama açıkçası. Birden çekerseniz beklenmedik sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Cihazımızın güç bağlantılarını yaptık ve ufak bir klavye mouse set bağladık. Dilerseniz yavaştan kurulumuna geçelim. Hemen bilgisayarımızın sağ tarafında bulunan bir adet buton var.
Bastıktan sonra bekliyoruz. Basılı tutmanıza gerek yok. Bir kere basmanız yeterli. Bilgisayarımızı başlattıktan sonra direkt kurulum ekranı bizi karşılıyor zaten. Herhangi bir şekilde USB ile format vesaire bu gibi şeylere gerek yok. Direkt kendi içerisinde kurulu geliyor. Sadece yapmamız gereken bölge, dil, klavye ayarlarını girmek olacak. Türkiye olarak seçimimi yapıyorum. Evet'e basarak devam ediyorum. Türkçe klavye. İkinci bir klavye düzeni olmayacak. Eğer İngilizce klavye kullanıyorsanız orada İngilizce klavye seçebilirsiniz. İnternet bağlantım yok diyerek devam ediyorum şu an. Sınırlı kurulum. Parola alanını boş bırakacağım. Direkt devam ediyorum. Burada isteğe bağlı olarak kapatabilirsiniz buradaki servisleri. Biz şu anlık kapatacağız. Bu aynı zamanda bilgisayarın hızına da bir etki yapacaktır. Kabulete bastım. Devam ediyorum. Bundan sonra yapacağımız farklı bir şey yok. Kurulum tamamlandıktan sonra bilgisayar kendini yeniden başlatacak ve Windows ekranı masaüstümüz bizi karşılayacak. Masaüstümüz bizi burada karşılıyor. Dilerseniz oyun performansı, ofis performansı bunları yapmak için birkaç program ve aynı zamanda birkaç oyun yükleyelim ve tekrardan sizlerle birlikte olalım. Alimvan PC'mizin dilerseniz yavaştan bir FPS ve oyun testlerine bir bakalım. Testimize ilk önce League of Legends ile başlamak istedim. Açıkçası ben League of Legends oynamamıştım daha öncesinde ama sadece bir oyun testi üstünden gidelim diye oyunumuzu yükledik. Baktığımız zaman yaklaşık 75 ile 85 FPS arasında gidiyor. RAM olarak 2 GB ile 3 GB arasında kullanım aralığına sahip. Ekran kartımızda %75 civarında kullanıyor. Ekran kartı RAM oranında ise 400 MB kadar kullandığını görebiliyoruz. Sol taraftaki değerlerimizi de zaten görüntüleyebilirsiniz. Savaş esnasında girdiğimizde 70 FPS'lere kadar düşüyor. Bu arada ayarlarımıza değinecek olursak direkt League of Legends'ı yükledik. Herhangi bir grafik ayarlaması yapmadan oyunumuza başladık burada. Açıkçası berbat bir şekilde oynuyorum oyunu. Dilerseniz yavaştan bir sonraki oyunumuza geçelim. Şu an oynayacağımız oyun ise bir Fishing Simulator, yani balık tutma oyunu. Biraz basit bir oyun gibi görünebilir ama bazı arkadaşlarımız simülatör oyunlarını gerçekten çok seviyor. Hele ki okul çağındaki arkadaşlarımız. Oyunumuza baktığımız zaman ayarlarımız aynen bu şekilde. Oyunumuza geldik. Grafikler de aynen böyle gözüküyor. Alanımıza geldik. Şimdi burada balık tutabiliriz. Evet, bir tane balık yakaladık sanırım. Evet. Geldi. Kızıl kanat geldi. Birazcık şöyle uzağa atamadım. FPS değerlerimiz düşük çünkü biraz grafiği yoran bir oyun aslında buradaki simülatör oyunumuz. Çekiyorum. Bakalım ne geldi. Açmaya çalışıyor. Yine geldi ama yavru olanından geldi sanırım. Cihazlarımıza bakacak olursak iki farklı boyu şu anda mevcut. Solda görmüş olduğunuz 24 inç, sağda görmüş olduğunuz ise 27 inç olmak üzere iki farklı model. Bunlardan baktığımız zaman 27 inçte 3 farklı varyasyonu mevcut. İşlemci olarak, RAM olarak şu anda zaten ekranda görebiliyorsunuz her bir modelin teknik özelliklerini. 24 inçe bakacak olursak iki farklı varyasyonu mevcut. Onlar da ekranda görmüş olduğunuz üzere teknik özellikleri de beraber yer alıyor. Özet olarak bilgisayarlarımıza bakacak olursak ofis tarafında veyahut da çalışma alanında kullanılmak için gayet yeterli ve performanslı cihazlar. Her bir modeli ayrı ayrı kendine has özellikleri var. Cihazımıza baktığımızda alt tarafta bulunan portlarında 1 adet mikrofon, 1 adet ses çıkışı, 4 adet USB 3.0 çıkışı, VGA, HDMI, RJ45 internet girişi ve bir de güç girişi olmak üzere portlarımızı görebiliyoruz. Cihazımıza baktığımızda metalik bir yüzey bizi karşılıyor. Hem çerçeve hem de alt tabla ve görünümünden yola çıkacak olursak gayet şık bir izlenim bize yaratıyor. Cihazımızın genel olarak kalınlığına baktığımızda 6 cm bir kalınlığa sahip. Çerçeve kalınlığına bakacak olursak eğer ki 8 mm çerçeve kalınlığı var. Ekranımıza baktığımızda görebiliyoruz ki mat bir yüzey bizi karşılıyor. Bu da parlak alanlarda, yani güneş gören alanlarda çalışmanızı kolaylaştıracaktır. Ağırlık olarak bakacak olursak 24 inç ile 27 inç
inç arasında 4 kilo ile 6 kilo arasında bir farklılık oluyor. Bilgisayarımızın arka tarafında bulunan havalandırma alanında işlemciyi soğuttuğunu görebiliyoruz. Kendi içerisinde sessiz çalışan gayet güzel bir fan bulunuyor. Hızlı çalışıyor fakat hiçbir şekilde sesini duymuyorsunuz. Eğer ki istersek bilgisayarımızı duvara monte edebilmemiz adına 4 adet video yuvası var. Duvara askı aparatını kullanarak arka taraftan bağlantımızı yapıp direkt ister duvarda isterseniz farklı bir ortamda kullanabilirsiniz bilgisayarımızı. Hemen sağ tarafına baktığımızda cihazımızda 1 adet power, 1 adet LED gösterge ışığı ve 2 adet de USB 2.0 portu bulunmakta. Kurulum esnasında gerçekten çok basit, tek bir kişinin rahatlıkla kurabildiğini görebiliyoruz. Genel itibariyle baktığımız zaman bilgisayarımızın kendisi ABS plastik ile geliyor. Bağlantılarına, yani ayak tablası ve arka bağlantı aparatına baktığımızda alüminyum ve metal kullanıldığını görebiliyoruz. Dış kasaya baktığımızda 2 adet havalandırma kanalı var. Üst kanal dışında, işlemci kanalları dışında 2 farklı kanallar var. Bu kanallardan da biri SSD'mizi, biri de kartımız üzerindeki sıcaklığı korumak için konumlandırılmış. Cihazımıza genel olarak bakacak olursak eğer ki gerçekten ofis tarafında ve normal iş ortamında kullanılmak üzere performans canavarı diyebiliriz. Oyun testlerimizi de görüntüledikten sonra bu bilgisayarın gerçekten gündelik hayattaki işlerimizi rahatlatacağını söyleyebiliriz açıkçası. Videomuzu beğendiyseniz eğer ki beğenmeyi, aklınıza takılan herhangi bir soru olursa aşağıda yorumlarda bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.